Çiftlik bank dolandırıcısı Mehmet Aydın'ın teslim olması gündemdeki yerini korurken komplo teorileri de konuşulmaya başlandı. Herkes Tosuncuk lakaplı Aydın neden teslim oldu sorusuna yanıt ararken 3 ihtimal ön plana çıktı. Kaybettim seni, bugün de bulamadım. Arasam da soluksuzsa seni bugün de bulamadım. Sizler gibi ben de mağdur oldum. Dolandırdığı mağdurlara seslendikten sonra Brezilya'da Türk konsolosluğuna giderek teslim olmuştu. Son yılların en büyük vurgununu yapan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın o hamlesi soru işaretlerini beraberinde getirdi. Kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Mehmet Aydın'ın sürpriz bir kararla teslim olmasının arkasında uzmanlara göre 3 ihtimal yatıyor. Bunlardan birincisi Aydın'ın parasının bitmesi. 3 yıldır yaşadığı kaçak hayatı parasının bitmesine neden oldu. Hiçbir zaman kimseyi dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Bir diğer ihtimal ise Aydın'ın peşindeki suç örgütlerinden bıkması. Firardayken yardım aldığı mafya grupları gibi peşinde olanlar da Aydın'ın strese girmesine neden oldu. Bu nedenle de çareyi teslim olmakta buldu. İddiaların en çarpıcısı Mehmet Aydın'ın kripto paradan servetine servet katması. İddiaya göre Mehmet Aydın mağdurlardan topladığı parayı Bitcoin'e yatırmıştı. Yurt dışına kaçtığı dönemde bir Bitcoin 6000 dolardı ve Bitcoin bir dönem 64 bin dolara kadar yükseldi. Yani düşük bir ihtimalde olsa Aydın kriptodan kazandığını Türkiye'ye dönünce mağdurların parasını ödemek için kullanacak. Türkiye Brezilya ile Tosuncuk trafiğine de başladı. Kırmızı bültenle arandığı için Türk Interpol'ü Interpol ile yazışmaya geçti. Aydın'ın tarifeli uçakla iki konsolosluk görevlisince getirilmesi üzerinde duruluyor. Halimi merak edip sorman için...